Futbol nasıl ya, başarısız ya. Masum Bey? 77'de Sayın Ecevit %42. 7,5 yıl yapmıştı. 1950'den bugüne kadar sol partilerin liderleri İsmet Paşa ve Bülent Ecevit dahil toplam iktidarları 7,5 yıldır. Biliyor musun? Neden? Ama neden öyle? Neden öyle? Hayır, ama niye? Neden öyle? Tamam, ben de şöyle bakıyorum. Yok. Ben de şöyle bakıyorum. Bakın neden işte 7,5 yıl mı yapmış sol parti liderleri? Tabii, tabii genel başkan. 1950'den bugüne. 1950'den bu yana 7,5 yıl. Neden? Bak kaç genel başkan var? Sayalım 1950'den bu yana solun genel başkanları. Neden 7,5 yıl sadece bakalım, yapabilmişler? İsmet Paşa. İsmet Paşa, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Deniz Baykal. Niye? Çalpar arada başka. Kemal Kılıçdaroğlu. Ya Çalp'sa geçici bir dönem. Niye Çalp'ı saymıyorsun Çalp? Olur mu ya? Bakalım Çalp geçici bir dönem. Yani adam partisini kurdu. Murat Karayalçın var. Birleşti şeyde Sodep'de. Murat Karayalçın var. Murat Bey var 6. Hikmet Çetin var 7. Bir tane neydi? Altan Öğmen de. Altan Öğmen var. Altan Öğmen'i saysın. Ama bakın. Ama onlar sayılmaz. Arkadaşlar yani. Onlar sayılmaz. Onlar neden? Çünkü Hikmet Çetin... Altay birleşmeden fetret, sonra fetret birleşmeden dönemi, sonra geçici genel başkanlık yaptı. Fetret dönemi şeyleri. Altan Öğmen 9 ay genel başkanlık yaptı. Ya onları hani bu anlamda saymamak lazım. Doğru doğru. Bakın Sayın Baykal 18 yıl Cumhuriyet Halk Partisi tabii, genel başkanlığını yaptı. Sayın Baykal'ın, Deniz Baykal'ın 18 yıl genel başkanlığı var. Peki 3 aylık 3 ay iktidar olmuş. Bakın. Şunu tartışması, bir dakika. Bakın dur. 18 yıl genel başkan. Bu 18 yıl içinde sadece 3 ay Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı var seçim hükümette Tansu Çiller'le. Onun dışında yok. Solun şunu tartışmaz. Ama bakın şöyle bir şey olsaydı, şöyle bir şey olsaydı Deniz Baykal işte 92'de CHP'yi kurdu yeniden. 95'te SHP ile birleştiler, tek parti oldular. DSP de vardı ama hani şey olarak büyük sol parti olarak değilim. Ki büyük sol parti DSP oldu. Sonradan oldu. Hayır sonradan değil. Birleştiler. Sonra birdenbire. DSP solun birinci parti. Tamam. Hayır şunu demeye çalışıyorum. Mesela Deniz Bey, işte 95 seçimlerini kaybetti. 99 seçimlerini kaybetti. Ama işte 99 seçimlerini kaybedince bir istifa etti. Altan Bey geldi. Altan Bey 9 ay sonra devirdi. Tekrar genel başkan oldu. Şunu demeye çalışıyorum. Mesela Deniz Bey 99'daki seçimi de kaybettikten sonra ya ben başarısız oldum. Bırakıyorum genel başkanlığı. Deseydi ya da partinin dinamiği Deniz Baykal'ı ya başaramadın hadi in genel başkanlıktan diye kurultay alıp Deniz Baykal'ı atıyorum başka bir kişiyi genel başkan yapsaydı belki 2002 seçiminde o yeni ha, lider mi? Yeni genel başkan belki seçim kazanacaktı. Hani Milliyetçi Hareket olmadığı Partisi için de parlamento dışına orada çıktı. İstifa edeceğim dediği vazgeçti. Yani, 3 yıl sonra, 4 yıl sonra Devlet Bey geldi. Bak, sol ama Devlet, geldi. Ama bak Sayın Bakanım, Devlet Bey'in Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman hani tamam bir dönem oldu, bir dönem işte DSP ile büyük parti oldu, koalisyon yaptı. Tamam istifa ama, edeceğim dedi, etmedi, akıllılık etti. İktidar oldu tekrar. İktidar ya da başbakan adayı olmadı işte Devlet Bey. Yani hani şey, oy potansiyeli itibariyle. Ya seçim kaybettik derken. Buna rağmen bak ayrılacağım dedi. Abi orada birileri zaman, oturup hayır. Yani kendi arkadaşlarıyla konuştu. Evinden çıkmadı. Doğru yaptı. Biliyorum. 90, hayır. Ben de onu söylüyorum. Doğru yaptı. Belki Devlet Bey de dönmeseydi. DSP'nin Devlet Bey de dönmeseydi. Başka bir bedelli olmayacaktı. MHP de çok başarılı olabilirdi. Yani yenilenmesi lazım diyorum. Bence de. Yenilenmesi bak, lazım. Yenilenmeyince bakın 1960'tan bu yana. Bence derler. Yani başka bir şey tespit yapabilir miyim? Kaybeder. Müsaadenizle bir solla ilgili başka bir tespit yapabilir miyim? Evet tabii. Dediğiniz gibi partilerin başında olan genel başkanlar geldiler ve orada parti içerisindeki iktidarı Sayın Baykal da dahil, Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere diğerlerini saymamakta haklısınız. Gerçekten onlar bir geçiş dönemi için fetret dönemi genel başkanları. Seçime de giremediler zaten. Hikmet Çetin de Altan Öğmen de seçim yapamadı genel başkan. Sonuç olarak onlar geçici olarak olmuşlardı. Bu isimlerin özellikle Baykal ve Kılıçdaroğlu son dönem için söyleyecek olursak parti içerisindeki iktidarı yeterli görüp çoğu zaman işte geleceğe ilişkin olarak millete umut verememelerin sebebiyle iktidar olma şansı ve potansiyeli müsaadenizle taşımıyorlar. Tabii. Ve
Bunu da millete aksettiremiyorlar. Yani sonuçta patron kim? Bence aksettirdiler. Ya, bakın, o zaman niye oyalanıyorlar? Bakın neden aksettirdiler? Müsaade ederseniz bir tamamlayayım isterseniz. O zaman yani burada seçmende işte demokrasi ise oyunun kuralı. Oyu kim verecek? Seçmen verecek. Seçmenin oyunu alamıyorsa başarısızlar. Bu net olarak tespit edelim. Diğer taraftan bakıldığı zaman başka bir şey var, bizim toplum olarak travmamız var. Çok partili siyasal hayata geçtikten sonra evet 77 seçimleri farklı bir yerde durabilir ama 77 seçimlerinden önce 74'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın belli ölçüde etkisi var. Ecevit biraz daha farklı çıkış yapmıştır. Ya 70'li yıllar CHP açısından parlak yıllar. Farklı çıkış yapmıştır Ecevit bir şekilde. Yani iktidar İnönü'ye karşı çıkmış. Belli ölçüde kendi içerisinde demokrasi mücadelesinin neticesi olarak başarı sağlamıştır. Ama daha sonraki süreçte toplumsal olarak CHP'yi bizim konumlandırdığımız nokta toplum olarak şeydir. Yani belli bir kesim için, özellikle %70'e yakın bir kesim için CHP peki, işte tek parti dönemindeki algılandığı şekliyle algılandığı için iktidar olma olacak. Buna yanıt reklamdan sonra alalım. Yani. Hilmi Bey, son söylediklerinizi lütfen şöyle özetle bir alalım. Hızlıca tabii. Masum Bey'e gideyim. Çünkü yanıt alacağım demiştim kendisinden. Şöyle özür rica ederim. Affedersiniz. İyi misiniz? Yayın arasında kuru pasta yedim. Afiyet olsun. Ondan dolayı. Bu arada ne? O kuru pastalar zaten hiç ben göremedim onları. Yani bu saatte yememek gerekiyor tabii. Maşallah. Neyse. Sonra aç döndük demezsiniz. Utandım şimdi, izleyicilerimizden de özür diliyorum. Yok canım, ne var? Biz alalım mı? Nasıl durum? Yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde özellikle genel başkanlar Baykal'dan da başlamak üzere ki en çok tartışmalardan birisi de parti içerisindeki iktidarı genel iktidara tercih ettikleri ve bunun için iktidar olmak için bir şey yapmadıkları yönündeydi. Belki bu tartışmalara Şaban Bey bir gazeteci olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha iyi tanıyan birisi olarak belki katkıda vermek isteyebilir. Bakıldığı zaman bunu net olarak gördük. Kılıçdaroğlu'na bakıldığı zaman da Kılıçdaroğlu iktidar olmak yerine hatta gerek HDP'ye destek, gerek İYİ Parti'ye destek olarak CHP'nin oyunu düşürmek pahasına da o desteğini verdi ve bunun da CHP'nin oylarını bir miktar etkilediğini de gördük, yaşadık. Bir taraftan da şöyle bir durum var. Hani Türkiye'de genel bir şey vardır, ezber vardır, belli ölçüde de doğrudur. Türkiye'de eskiden %35'e 65'ti sol ve sağ oylar. Sol sağ şeylerinde tartışabiliriz belki ama konumuz şimdi o değil, kavramını. Şu anda %70'e %30'luk bir kesim var. Yani 30-33 HDP'yi de. Sol daha da küçüldü yani. Biraz daha küçüldü. Sonuçta solda umut vaat eden bir söylem yok. 77 açısından ya da 70'ten sonra İnönü'ye baş kaldırarak bir şekilde orada farklı bir söylemle ortaya çıkan ortanın solu söylemi ve diğer farklı söylemle ortaya çıkan Ecevit belli ölçüde umut olmuştu. Ancak o umudun da çok o kadar büyük etkisinin olmadığını gördük. Tek başına iktidar olamadı. Nitekim şu da oldu. 74'te hani bir barış harekatı yapıldı ve onun aslında 20'sinde de kutlamalarını da yaptık. Şeyde Kıbrıs'ta. O noktada o barış harekatının etkisini görmek için Ecevit hemen seçime gitti. Fırsatçılık yapmaya çalıştı. Masum Bey belki 3 yıl biraz sonra gittiler seçime. Gitmek istedi. Buna engel o. 3 yıl sonra gitti diyor ama Masum gitmek Bey. Gitmek istedi, oradaki şeyleri biliyorsunuz ama bildiğiniz halde onları nedense kabul etmiyorsanız o siyasal o dönemki tartışmalara baktığınız zaman Ecevit gitmek istiyor.
O dönem işte Demirel ve diğer şeyler, siyasi parti genel başkanları müsaade etmiyorlar. Orada hemen erken seçime gidip onu Kıbrıs Barış Harekatı'nı kendi nam hesabına yazdırmak ve onun şeyinden de etkisinden de faydalanmak istiyor. Bu erken seçim kararına diğer partiler tek başına şey alamadığı için, erken seçim kararı alamadığı için MC hükümetini kurarak bu konuda açıklama yapmama izin verin. Sonuç olarak yani Ecevit de o kadar masum da değil. Yani Güneş Motel olayında mimarı efendim o dönemde seçime giderek bir şekilde seçime giderek giderek otelde değil seçimden sonra almak sonra istemek şey değil ki seçimden yani sonra gayrimeşru yani o değil elbette meşru bir siyasi tavır ama birazcık o anlamda da şeydir fırsatçılıktır. Nitekim orada Erbakan'ın sanki o hükümetin ortağı değilmiş gibi yok sayılarak yapılan uygulamalara falan bakıldığı zaman hiçbir tane uygulama yok, bir tane gösteremezsin. Var yani Ecevit orada masum değil dedi Hilmi Bey. Efendim? Ecevit masum değil dedi. İşte ben de onun için masum olduğunu söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim size. O iktidarın bozulma nedeni Milli Selamet Partisi 73'te seçilirken 48 milletvekiliyle seçildi. Ve o tarihte tarikatları bir araya getirmişti. Nakşibendileri, Süleymancıları, Nurcuları. Demirel çok usta çalışarak o saatte daha Barış Harekatı'nın hemen ardından o tarihlerde Nurcuları ve Süleymancıları ayırdı. Tekrar onları Adalet Partisi'ne ilhak etti. Onun işindir ki seçime gidilirken 77 seçimlerine Milli Selamet Partisi'nin milletvekili sayısı 48'den 24'e düştü. Çünkü iki büyük tarikat, köklü tarikat ayrıldı orada. Tarikat oylarının birleşkesi vardır orada. Şimdi bunları çok iyi o tarikat o zaman oyların o kadar oyunun o kadar. Hayır hayır öyle değil. Bir inceleyin tarihini canım. Yani bu işi o tarihlerde gençlik kollarındaydı. Sayın Cumhurbaşkanı bile bilir. Şimdi benim anlattığımı dinliyorsa hatıraları tazeleniyordur. Çünkü o Nakşibendi tarikatında da ikiye bölünmüştü. İkiye bölünme bir tarafı Korkut Özal, bir tarafı Erbakan tarafından. Onun için Esad Coşan Türkiye'yi terk etti. Gitti Avustralya'da yaşadı. Rahmetli oldu orada. Yani bir kere 77 seçimlerine gidildi. Gidilirken 73'ten 74'ten normal süreç içinde gidildi. Kere fırsatçılık yapan yok. Yapmak istedi. Ben hayır yapmak istemedi. Zaten. Nasıl yapacak? O dönemki tartışmalara erken seçim kararı yok ki. Bakın. İzleyicilerimiz bakabilirler. Bakın Hilmi Bey. Bir şey anlatın. Dönemki bir şey anlatın. Akla uysun. Ben diyorum ki. Akla uyuyor. Ecevit'te 200. Sizin yani anlıyorum. Ama yani ben söyleyeyim size. Ama istemiyorsunuz ama böyle bir ama o tarihleri var. Yaşamış kişi olarak anlatıyorum. Diyorum ki size. Ama maalesef yanlış manipüle ediyorsunuz. Ustadım yanlış biliyorsunuz. Söylüyorum size. Olur mu? Söylüyorum size. Ben okudum. Nereden okumuşsunuz? Bulsunlar. Yani ben şöyle söyleyeyim bakın. O tarihlerde CHP'nin tek başına anlasın, ama bakın CHP'nin tek başına seçime götürme yeterliliği yok. Yeterli olsaydı zaten Milli Selamet Partisi'yle olsa gidecekti zaten. Efendim anlatamıyorsun bakın. Nasıl gidilirken seçime affedersiniz? Karar alınır meclis. Kararı kim alır? Çoğunluk sen alırsın. Çoğunluk değilsin ki. Sen ayrılmışsın. Türkiye'de ilk defa birinci MC hükümeti kurulmuş. Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulmuş. Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulurken kimler oldu? Milli Selamet CHP'nin her zamanki hastalıkları orada da tezahür etti. Erbakan'a bir sürü haksız ne haksızlık mesele yapıldı ya? Ne haksızlık yapıldı? Yok işte şeriattır, yok şu anda bakın, tartışmalara, bakın, tartışmalara bakın hayatta iki kişi var o kabinede. O kabineden iki kişi var hayatta. Birisi Sayın Orhan Asiltürk, birisi Sayın Deniz Baykal. Getirelim bakalım ne haksızlık yapılmış. Tabii, olur bakılabilir. Mu? Yapmayın. Oradaki şeyin bozulma nedeni basındaki Ecevit, tartışmalar. Nedir bozulma nedeni? Hadi ben sorayım size. Nedir? Madem haksızlık bozulma nedeni Ecevit yurt dışına gidecekken
başbakan vekaletini Orhan Eyüboğlu'na verdi. Yani, bozan baş, taraf. O da başbakan yardımcısı. İkisi de başbakan yardımcısı. Olur mu? Yapmayın ya. Bakın. Adaletsizliği. Neresi adaletsizlik? Tezahürü. Ya bırakın. Yani orada başbakan Allah aşkına, yardımcılığı. Büyük partinin şeyine bırakıyor. Erbakan'a şey yapmıyor ama mu? Yakışmıyor mu yani? Bırakıyor. Erbakan'a bırakmıyor. Erbakan da diyor ki ben ayrılıyorum. Niye diyor? Çünkü kendi içindeki tarikatlar onu zorladı zaten. Ayrıldı. Öyle tarikat ve zorlaması falan o, ben söylüyorum, o şeyde yok ki. Lütfen okuyun. Ben o çok farklı Süleymancılar, çok Süleymancılarla Nurcular o tarihte ilk seçimde bir ittifak var. Milli Selamet Partisi'nin ilk iktidarında. Ondan sonra bu iki tarikat tekrar Adalet Partisi'ne dönünce bunlar da niye ayrılmışlardı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Süleyman Demirel'e eski ittifakını, yani bu Kıbrıs harekatından dolayı rahmetli İsmet Paşa'nın Seyit Ömer'le ilgili alüminyum tesislerini yaptığı anlaşmayı sürdürdüğü için, ki orada büyük basiret göstermiştir Demirel, demiştir ki devletin devamlılığı ilkesi var. Hani bu sizin de hani bazen ben bozarım ederim deniyor ya, ona yanıt olsun diye söylüyorum size. Bu diyor ki damlı ilkesi var, ben bitirmek zorundayım. Ve ihaleyi Seyit Ömer'i bitirtince Ruslara... Seydişehir'i bitirtince 1969 bütçesine Saadettin Bilgiç ve arkadaşları, Ferruh Bozbeyli ve arkadaşları birlikte kırmızı oy verdiler. Bütçede kırmızı oy verdikleri için düştü hükümet ve arkasından tekrar hükümeti kurmasına rağmen 12 doğru. Mart olayı oldu. Doğru, bunlar bakın, doğru bakın. Ama tartışmaları... Ama bir dakika, bakın şey önce bir şey söyleyeyim size. Siz araştırmacısınız. Dikkat edin benim konuşmamda, uslubumda. Hiç birisine fırsatçı diyor muyum? Demem, bir. Bir siyaset adamına... Yanlış değil. Tabii doğru şey, cümle değil bunlar. Bakın ben söyleyeyim sizin size. Sizin açınızdan öyle olmayabilir. Benim açımdan yani, değil. Ben siz şu anda... Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yapılan haksızlığı da kabul etmiyorsunuz zaten. Haksızlık ne yapılmış? Sayın haksızlığı. Ben diyorum ki size Erbakan kaybetmedi ki. Erbakan ayrıldı buradan. Başbakanlığın vekaletini bile vermedi. Diğer taraftan o zamanki gazetelerin manşetlerine bakıldığı zaman o gazetelerin manşetleri... Vermedi. Doğrudur. Vermedi. Bakın vermediğini söylüyorum. Ama diyorum ki size, bakın diyorum ki size, hiç benim ağzımdan Erbakan için fırsatçı lafı çıktığını gördünüz mü? Çıkmaz. Çıkmayabilir. Ama bu çok önemlidir. Bakın siyasette çok önemlidir. Şimdi siz Ecevit'in vekaletini zamanında kullanmış bir genel başkanın önünde rahmetli Ecevit'e hayatta yokken fırsatçı diyemezsin. Hayatta ama demişseniz size bırakıyorum. Siz kendinizle hesaplaşırsınız. Hayattayken de diyebilirdim. Yani o anlamda kendim değil. Siz kendiniz ben sadece o anlamda. Hayır. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ama doğruyu söylemiyorsunuz. Bakın ben size doğru kelimesini kullanıyorum. İzleyicilerimiz başka bir şey söyle. Ama sizin bilgileriniz yanlış. Lütfen baksınlar. Bakın burada moderatörümüz Semih Hanım. Hani burayı işgal etmeyelim diye. Başka bir mekanda getirin bakayım o kanıtları. Ecevit şu haksızlığı yapmış, şu fırsatçılığı tabii yapmış Erbakan'a karşı. Güneş Moteli ya şey yaptı zaten. Güneş Moteli bakın, Erbakan yaptı. Siz polemik yapmak için yaptı yani. Zamanları bile karıştırıyorsunuz. Bakın tamam, ikisi aynı zaman değil. Hayır aynı zaman değil. Ama Güneş Moteli yok. Peki çok gerektik gerek yok. Yerde kaçmayın. Güneş Moteli. Kaçmayın. Kim yaptı? Kaçıyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Güneş Moteli. Kaçıyorsunuz. Güneş Moteli. Güneş Moteli hangi yılda oldu? Kim yaptı? Kim yaptıysa yaptı. Aynı yıl oldu. Hangi ama bak. Aynı yıl oldu. Bak hayır aynı yıl olmadı. İşte yanlış bilgi. Okuduğun kitaplar yanlış. Siz söyleyin aslında. Güneş Moteli 1977 sonrası oldu. Kim yaptı efendim? 77 seçimin sonra oldu. Siz, tabii canım. 77 seçiminden sonra oldu. Hayır. Ecevit'i o kadar şey yaptınız ki. Ecevit'i yaparım. Yaklaştırdınız Ecevit'i şu anda dinleyen herkes ama Güneş rahmetle anar. Yapan kimdir rahmetle efendim? Bunu söyleyin. Ama ben Güneş Erbakan'ı da rahmetle anarım. Sizin Erbakan gibi değil. Erbakan mı yaptı? Erbakan yaptı? Kim yaptı? Bakmayın. Güzel mi yaptı? Hilmi Bey. Efendim Hilmi yaptı. Şimdi burada bilmeden bakın. Bir dinleyelim. Şimdi burada bakın. Yani ben bir kişinin
Yani zamanında vekaletini kullanmış adamım. Sana laf söyletmem. Olabilir. Sayın Bakan. Olabilir değil. Sayın Bakan. Hakikaten. Takdirle, olur mu ya? Saygıyla karşılarım ama bu şunu değiştirmez. Ecevit'in Ecevit'in aleyhinde konuşan adam çarpılır. Bak göreceksin. Öyle gerek yok. Yani, tabii çarpılır. 74 sonrası. Ben Allah'a inanıyorum çarpacağında. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki süreçte hemen seçime gidip hayır, de yok oradaki yapmaya çalıştığı olayı. Hepsini yanlış biliyorsun. Yanlış bilmiyorum. Yanlış izleyicilerimiz okuyabilir. Ben bu tartışmalar çok farklı kaynaklardan okudum. Getir o kaynakları. Peki, bakalım kimmiş muhtemel insanlar. Bu siyaseten şey midir? Yani meşru değil midir? Ya meşrudur. O zaman ama bu adı da ya, yani, fırsatçılıktır. Ya bakın Bilge Bey size bir tavsiye. Bakana yaptığı şeyi de o zamanki şeyde müesses nizam açısından Erbakan'ın düşürüldüğü durumlar. Hiçbir duruma düşürmedi. Erbakan istediği yerde temel attı. O dönem her temele de gidildi. Bak. Şimdi o dönemki ben tartışmalara söyle. Bakalım. Hayır. Ya kaç ay oldular beraber bir kere? Kaç ay? Nelerle suçlandıklarına bakalım. Bak sevgili kardeşim. Kaç ay beraber oldular? Kaç ay? Ondan sonra bunları değerlendirelim. Siz isterseniz bakın, başka bir belli oturum bir zihniyet, tartışalım. Rahmetli Ecevit'in yok saymak için kendilerine göre ben yok saymıyorum. Ne lazımsa yok yapıyor. Saymıyorum. Yok sayıyorsun. Hakkını da teslim edelim. Ya, 74 Barış Harekatı'nın kararının alınmasında başbakandır. O anlamda da demek, hakkını teslim edelim. Sayılır demektir. Dürüst. Bir adama. Peki sesler üst üste biniyor. Efendim. Dürüstlüğünü de takdir edelim. Hayır, ama yani, yaptığı şeyleri de o anlamda söyleyelim. Onaylamak zorunda değilsin ama kullanacağın kelimeleri seçmek, hatta bazen de yanlış yaptım deyip geri almak durumunda olmalısın. Ben kendinde o vicdan muhasebesini yapmalısın. Şu anda toplumda herkes görüyor. Onu bilerek söyledim. Bak, onu bilerek rahmetli söyledim. Hizmeti olmuş bu ülkeye bir kişi için hiç kimsenin demediği lafı söylüyorsun. Fırsatçı diyor. Ben o şeyden. Ama fırsatçı lafı kullanılır mı? Ya Sayın Bakan, yani, Hilmi Bey bunu bir yani şey olarak. Ama geri alsın o zaman. Hakaret olarak söylemiyor. Ama öyle de. Hakaret olarak söylemiyorum. Yani bunu geri alsın. Almış olsaydı. Siyaseten. Geri alsın bakalım. Bu doğru olabilir. Hayır geri alın bakalım. Yanlış bir şey söylemedi. Hilmi Bey. Hilmi Bey. Geri alın. Siyasette bir kavram vardır. İngilizcedir ama Türkçe karşılığı fırsatçılıktır. Hani opportunizm üzerinden mi acaba fırsatçıdır demeye çalıştınız? Bilmiyorum. Yani söylemeye çalıştığım şu. 74 Barış Harekatı'nı kim yaptı? Ecevit Başbakan, Başbakan Yardımcısı Erbakan. Ondan hemen sonra belki bunu kazanım olarak almak istiyor olabilir ama seçime giderek bunu da belli ölçüde kendisine ne şey yaptı? İşte yanlış gitme kararı aldı. Almak istedi müsaade almadı. Etmediler. Nerede aldı ya? Müsaade etmediler. Kim etmedi? Müsaade etmediler. Affedersiniz. Müsaade etmediler. Yani o kadar yıl siyaset yapacak bir adam. Demirel'de bir şeyde diğer partiler de erken seçim kararı karşısında öyle bir şey yok. Size kim söylüyorsa doğru yazmamış. Bir sürü kaynaktan diyorum. Okudum ben. Tamam bunu. Peki. Ama sen kaynaktan okudun ben yaşadım. Ne yaşadınız siz şimdi ben söyleyin. Ben yaşadım işte söylüyorum. Ecevit. Tamam. Ben sana yapmam deyince istifa eden biz çekiliyoruz koalisyondan söyleyen haklıdır. Hükümeti Erbakan bozuyor. Erbakan'dır. Erbakan çünkü istifa eder etmez. O daha sonra. Birinci cephe hükümeti kuruldu. Bakın. Birinci cephe hükümeti kuruldu. MC hükümeti. Birinci cephe hükümeti. Seçim 4 yıl sonra yapıldı. Yani bilgileriniz yanlış eksik yanlış diyorum. Değil. Ama ben bakın yazan adama bile yalancı demiyorum. Ecevit. Siz bir başbakana ben farklı kaynaklardan okudum. Farklı kaynaklardan okudum. Siz okudunuz. Siz moderatörümüze söyleyelim. Herhangi bir şekilde bir kaynak oradan şey yapsın, açsın. Herhangi bir kaynak. Olarak kimdir bu yazar peki. Ya? Yani. Peki affedersin kaynakları niye biz hiç görmedik? Masum Bey bir müsaade edin. Şaban Bey'in düşünüyor bu tartışma için. Burada ben de yani Hilmi Bey'in şeyini yadırgıyorum. Yani fırsatçılık demesini. Şimdi şöyle işin yani tekniği de uygun değil zaten. Bakın Şaban şimdi Bey. 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nı işte CHP, MSP, Ecevit, Erbakan koalisyonu yapıyor. Başbakan Bülent Ecevit. Ama işte Ecevit yurt dışına giderken vekaleti Erbakan'a... Doğru bir tavır mu? Erbakan'a bırakmadığı için Erbakan bunu soruyor. Koalisyonda hükümeti bozma kararı alıyor. Bozdular. Hükümeti bozunca Ecevit zaten seçim kararı almaya
Yetkili çoğunluğu de yok ki. Yok ki çoğunluğu. Çoğunluğu olsaydı zaten hükümeti tek başına kurardı. Karar çıkmadı meclisten. Gitmek istedi. Ya kardeşim, getirmedi hükümet, ki. Ya hükümet, ya, hükümet bozuluyor. Hükümet bozuluyor. Hükümet bozulunca. Kardeşim, bilmeden karşılıyorsun. İlmi Bey, hükümet bozulunca. İlmi Bey, bilmeden hükümeti bozulan başbakan. Hayat bu işin şeyi kim? Siz Ecevit'e toz kondurmamak için buna itiraz ediyorsunuz. Toz kondurmamak, kondurmam tabii. Kondurmayın, tamam. Tabii kondurmam. Saygıyla karşılıyorum. Eğer bir yerde birisi söylememesi gereken lafı söylüyorsa ben hemen bakın, saygıyla karşılıyorum. Biz de, saygıyla karşılamak ayrı, saygılı ama, olmak ayrı. Toz kondurmamak noktasındaki tavrınızı saygıyla karşılıyorum ama ben de okuduğum kaynaklardan işte okudum şey diyorsun. Sen okursun ama, beni. Sizin ifade ifadeniz Masum Bey'i rahatsız etti ama onu kötü anlamda kullanmadığınızı. Benim yorumum katılır ya da katılmaz yani. Sizin söylediğinizi teyit eden bir şey yok yani. Hani benim de bir Masum Bey yaşamış, ben de bir gazeteci olarak yani ben de okuduklarımdan, dinlediklerimden ya. Ecevit'in o dönemde seçime gitmediğini, yani hükümet seçim bozuluyor. Seçim kararı almak istiyor Ecevit. Erbakan ya, hükümeti bozuyor. Seçim kararı almak istiyor. Ya zaten Erbakan, gelir ya. Hilmi Bey, o zaten dönem. Erbakan hükümeti bozarken öbür taraftan MC hükümetinin çatısı zaten kurulmuş. Demirel, Sayın Türkeş'le, Allah rahmet eylesin, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan. Bir de Feyzioğlu, bir de Feyzioğlu. Cephe hükümetini. Feyzioğlu da var. Feyzioğlu da Duran var. Duran Feyzioğlu da hükümetini zaten oluşturmuş. Ondan sonra koalisyon şey de var. Fiilen sona eriyor. De, şeyden sonra harekattan sonra seçim gündemde yok ki. Barış Harekatı'ndan sonraki süreçte bir erken seçim kararı almak yok istiyor. Yok öyle bir şey. Sayın Ecevit. Daha sonraki süreçte yani erken seçim diğer partiler, erken seçime gideceğim diye hükümeti bozmuyor Ecevit. Hükümeti tamam, Erbakan bozuyor. Hükümeti Erbakan bozuyor. İkisi farklı. Ve okurulan Milliyetçi Cephe hükümeti, bakın okurulan Milliyetçi Cephe hükümeti de 74-77 arasında görev yapıyor. İkisi farklı konu. Ve maalesef Türkiye kan gölüne döndü o hükümet döneminde. Hatırlıyor musun 70'li yılları? Anarşi olayları. Bunun tek sebebi Milliyetçi Cephe hükümetiydi yani. Türkiye kan gölüne döndü. O MC hükümeti. Tek sebebi bu muydu yani? Şey mi? MC hükümeti maalesef. Hükümetin yapısı, hükümetin kompozisyonu. Bırakın Allah aşkına. Hükümetin sosyolojisi. Türkiye'yi kan gölüne çevirdi. Nasıl? Yani şeyde. Biz yaşadık. Ben o zaman liseye gidiyordum. Olabilir. Yani sonuç olarak olabilir, yaşanmış olabilir. Türkiye'ye ödetilen bedel. Bunun müsebbibinin MC hükümeti olduğunu söylemek yok de mümkün değil. Elbette ki MC hükümeti. Tartışmanın şeyi de yok. Gerek yok zaten. Ben onu söylüyorum. Çok yani anladım. Konuşurken Masum Bey tabii duygusal bir şeyi ama var, bağı var Ecevit'le. O yani siyasetten... Sen nasıl fırsatçı dersin ya? Hayır şöyle devletin Masum Bey, öyle... başbakanına rahmetli yani, olmuş bir hayır, hayır. O zaman şöyle söyleyelim. Müslümanlar bunun Müslümanlar bunun, vefat edenin bunun... aleyhinde konuşmazlar be. Ya bir şeyden gerçek Müslümanın şeyde konuşmaz. Hayır, hayır, ben Müslümanlığımı mı sorguluyorsunuz? Benim Müslümanlığımı mı sorguluyorsunuz? Kim oluyorsunuz da benim Müslümanlığımı sorguluyorsunuz? Tamam, Allah çok gereksiz bir gerginlik. Bir hakaret yok. Siyasetçi bu yani. Kimsiniz yani? Hilmi Bey. Kullanacağı sözü bilecek. Kimsiniz? Yok öyle çok abartılmıyor. Ama olmaz. Masum Bey tabii siz onunla bir şeyiniz yani, var, bağınız var. Siz. Olur mu? Genel peki. Yani bir, benim önümde... Yunus Bey biz devam edelim. Hayat Türkiye'de dürüstlüğüyle, nezaketiyle her şeyle oluşmuş bir adama bir şey, fırsatçı diyeceksin. Uygulamaları farklı bir şey. Hadi orada. Nezaketine bir şey mi dedik? Size kim o kitapları okutuyorsa iyi kitaplara bakın. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Vallahi şeyde, ben karşımda yapılan söyleneni birisi doğruyu söylemezse bile... Ben bunu söyledim derken hiçbir zaman yalanlamam. Siyasetçiler tartışılır efendim. Siyasetçi öyle bir şey tartışılmak yok. Onu basit siyaset insanlar yapmasın. Yapar. Siyaset düzgün yapmasın. İnsanlar yapmaz. Öldüğünde de tartışılır. Basit ya hayattayken yapar. De tartışılır. Hayır basit hakaret insanlar etmiyorum yapar. Ben. Yani oradaki bir durum tespitinden bahsediyorum. Hakaret değil. Sen okudum diye söylüyorsun. Ben ise yaşadım diyorum ya. Yaşadım. Bugüne kadar Ecevit fırsatçılık yaptı deseydi bunu sonra, Sayın Cumhurbaşkanı sürekli konuşmalarında dile getirirdi. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı Ecevit'e muhalefet ederek seçildi. Seçimlerinde kullanırlardı. Anlatabildim mi? Yani biraz bazı şeylere bakmak lazım. Her gezen adamın yazdığı doğru değil ki. Onun o dediğiniz adam gelsin sorarız. Sen nereden çıkarttın kardeşim? Farklı şeyler. Bir kere yani bakın. Siz araştırmacısınız. Teyit edin bakalım. Meclise böyle bir teklif gelmiş. Ben de yakın tarihi, siyasal tarihi anlamak yani için çok farklı kaynaklardan okudum.
Yani öyle olmaz. Yani olmaz. O kadar olmaz. Söylediğiniz gibi masum değil şey Ecevit. Masum değil de. Fethullah Gülen'in şefaat edeceğini söylediği bir adam. Fethullah Gülen. Yani bunları görmezden gelmeyelim. Bunları görmezden gelmeyelim. Şefaat görmezden gelmeyelim. Geçin oradan canım. Gelmeyelim. Yani Fethullah Gülen'in kimin ne yaptığını biliyoruz ama bak konuşmuyoruz. Tabii. Çünkü hiç olmasa onunla mücadele ediyor. Yani o dönemde çok önemli bir misyon üstlenmiş. Hiç öyle değil. Hiç sıkıştığınız zaman bir yerlere mesaj vermek adına mı? Ne için yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama hemen başka dönemleri karışıyorsun. Ya, hayır, tartıştığımız döneme bakalım. Siz o kadar kutsuyorsunuz ki ben de bir durumdan bahsediyorum. Ya, ama bahsedemezsiniz. Doğru, yanlış. Da anlıyorum. Tarafı yani, olan ki anlamıyorsunuz. Veli nimetinizdir. Anlasanız. Sayesinde bir partinin Allah, genel başkanı oldu. Veli nimetimdir. Ecevit, Ecevit değil. Sola elbette. Hizmet eden ben herkes benim veli nimetimdir. Ben ülkeye hizmet eden herkes veli nimetimdir. Ben böyle şöyle oturup da şey yapmam. Bu konudan ufak ufak yani artık çıkalım değil. Ama son bakın, sözleri bir şeyi, alayım. Bir şey yaparken, konuşurken lafınızın nereye gittiğine bakmak zorundasınız. Ben her türlü nezaketi göstermek. Ben nezaketsizlik yapmıyorum. Sadece yorum yapıyorum. Kusura bakmayın. Yorumuma katılmak Ecevit'e fırsatçıydı. Şöyle yap. Ya yok öyle. Fırsatçılık yapmaya çalıştı. Bakın siz okudum diyorsunuz. Ama bakın Hilmi Bey siz okudum diyorsunuz. Ben de karşımıza canlı olabilir. Okudum. Ama diyorum ki size okuduğunuz... Duygusal da duygusal davrandığınızı gösteriyorsunuz. Neyi? O zamanki ben de duygusal değilim. Şeyde... Ben sizi düzgün olmaya davet ediyorum. Ben düzgünüm. Düzgün değilsin. Ama. Tamam. Şükürler olsun. Düzgün benim sağlığımı bile sorgulamaya kalktınız. Düzgün olup olmadığınızı evde kendinizle yüzleşirsiniz. Şükürler olsun. Benim abdestim sağlam. Abdestimde şüphem yok. Öyle mi? Güzel. Güzel. Abdesti sağlam olmayanlarla bazen geziyorsunuz demek. öyle. Dediğinize göre abdesti olmayanlarla da beraber olsun. FETÖ'yle tamam. Gezmedik. FETÖ'yle aynı şeye girmedik. Valla biz de girmedik. Abdestim, ben FETÖ'ye de tazminat ödedim. Ecevit girdi. Ecevit de girmedi. Girdi, hadi oradan canım sen de. Hadi oradan sen. O kadar biliyorsun. Hadi. Tamam. İdris hadi. Bey. Hadi o kadar biliyorsun. Peki Masum Bey. Zaten tartışmıyorum. HDP'nin Millet İttifakı'nda bir şartı var.